Dur ne dedin duymadım. Aç aç kapıyı aç ben seni göstereyim. Aç aç kapıyı. Ne dedim pardon? Bir daha söyle. Aç kapıyı. Kapıyı açsan erkek sen. Namlı namlı konuşuyorsun bak. Tamam. Belli patlatırım seni ha. İçeride artık kapatır biliyorsun. Açma kapıyı. Ne dediniz siz bana? Az önce kardeşimi tehdit mi ettiniz? Hayır. Uyuyordum uyandım. Yok bak, tehdit Merhaba, yok. Geldiğiniz saat normal mi? Tamam, kardeşim size uygunca gönderdi, müsait değiliz dedi. Hayır. Yumrukları tamam, uyandım. Yumrukları uyandım. Sıkıntı yok bak telefon arıyorsun. Yumrukları uyandım. Hayır bak ben yaptığınız terbiyesizlik şu anda. Bak, yok şu an güzel konuşuyorsunuz. Az önce Allah belanızı versin. Polisi ara Merve. Merve. Siz ya mısınız be? Siz Allah'tan korkunuz yok mu? Annemi tehdit etmişlerdi. Sonrasında bana telefonla tehditler savurdular. Tamam. Dün akşam talihsiz bir olay yaşamışsınız. Evet maalesef. Anladınız neler oldu? Tabii ki saat 22.45 sularında uyuyordum. Kardeşim ve annem uyanıktı. Bu evde kardeşim, ben ve annem yaşıyoruz. Kardeşim üniversite öğrencisi, sadece yaz dönemi için geldi buraya. Uyuyordum, kardeşim beni uyandırdı. Abla kapıya adamlar geldi, seni istiyorlar diye. Ben uyku sersemi şeklinde açtım. Üstüm başım da hiç müsait değildi. Şu an konuşamam dedim, uyuyorum dedim, söyle onlara. Bunun ardından kapıyı yumruklamaya, tekmelemeye başladılar. Zaten bir hışımla kalktım o sırada yataktan. Önce bir korktum, kapıyı açmadım. Çünkü bu ilk tehditleri değil. Beni defalarca telefonla da tehdit ettiler. Ve kardeşime, şimdi evde iki kadın ve bir erkek kardeşim olduğu için kardeşime küfürler savurmaya başladı. Zaten o anları videoya çektim kapıyı açmadan. Hakaretler ettiler, kapıyı yumruklayıp ve tekmelediler. Daha sonra elimde telefonla kapıyı açtım. Bana küfür eden adam yukarı kaçtı. Dürbünden bakıyorum ben o sırada. Gitmesini bekliyorum çünkü açarsam korktum bana ya da kardeşime bir şey yapabilirler diye. Kapıyı açtıktan sonra, videoda da görünüyor zaten, bir anda o küfür eden adam gitti. Merve Hanım demeye başladılar. Biz tehdit etmiyoruz. Telefonu kaldırabilirsiniz. Öyle bir şey yok demeye başladılar. Ama kapı kapalıyken çektiğim videolarda şu şekilde tehditler de alıyorum. Ben psikoloğum. Benim ne zaman işe gittiğimi, ne zaman işten geldiğimi biliyorlar. Sabah bazen karşılaşıyoruz çünkü. Sabah göreceğim seni, sen bu binadan çıkmayacak mısın gibi tehditler de savurdular. Yani kendimi çok tedirgin hissettim. Sabah nişanlıma ve kardeşime söyledim beni işe bıraksınlar diye. Taksiyle işe gittim. Can güvenliğim yok ve bu ilk tehditleri de değil. Daha önce de telefonda bu binadan ölünüz çıkacak gibi tehditler savurdular bana. Sonrasında polis çağırdım tabii ki. Kimi çağırıyorsanız çağırın, polisi çağırın gibi söylemler yapıp gittiler. Polisi çağırdım, polis geldi. Bana küfür eden adam kaçmış. Muhtemelen evde bir yerde saklandığını düşünüyorum ama tabii arayamadıkları için olmadığını söylediler. Karakola gidin, şikayetçi olun dediler. Dün gece ben yaklaşık 3'e kadar karakolda bekledim. Şikayetçi olmak için durumumu da anlattım. Mahkemeye gitti. Davacı olacağız. Çünkü can güvenliğimiz yok ve bunun en kötü yanı ev sahibim ve bütün akrabaları üst katımızda oturuyorlar. Sürekli bir huzursuzluk ve tedirginlik halindeyiz. Ben daha önce de güzellikle ev sahibime anlattım. Benim çıkmamı istiyorsanız bunu hukuki yollarla yapabilirsiniz. Bana söylediği şey de şu. Kontratım daha dolmadı bu arada. 1,5 senedir burada oturuyorum. Dönem ortasına zam yapamayacağı için muhtemelen oğlum evlenecek. Çık dedi. Oğlu dediği kişi Bayram adlı şahıs. Bayram onun yeğeni. Ama 1,5 yıldır yeğenim şöyle, yeğenim böyle. İşte yeğeni Bayram Bey amcasından bahsederken amcamın hesabına atın kirayı gibi söylemler vardı. 1,5 yıldır amcası olarak bildiğim kişi evleneceği zaman bir anda oğlu olduğunu iddia etti. Mahkemeye verin o zaman dedim. Onu da yapmak istemediler. Onun yerine zorbalıkla bizi bezdirerek işte hakaretler, belki bilmiyorum bir sonraki seferinde eğer fırsat bulurlarsa şiddet olacak mı ve bu durumdan korkuyorum. Ne benim ne ailemin can güvenliği şu an yok. Biz dün gece uyuyamadık ve çok korktum inanın tekrar kapıya gelecekler diye. Ne güzel ki ben videoya çekebildim çünkü onun öncesinde yaptıklarında telefonla tehditler oldu ve ben evde yokken olan tehditler oldu. Kapıma dayandılar, küfür ettiler, yumrukladılar. Korktum, açamadım o anda bir şey yapacak diye. Çünkü gözü dönmüş gibiydi. Kapıyı tekmeliyordu.
Sonra bir anda yukarı hızlı bir şekilde koştuğunu gördüm. Hatta şeyi düşündüm, acaba evden bir şey mi alacak da bize saldıracak? Kamera elimde, telefon elimdeydi. Ev sahibimin erkek kardeşi ve eşi karşımdaydı. Bir anda hiçbir şey olmamış gibi, o küfürler edilmemiş gibi bana Merve Hanım tehdit yok gibi şeyler söylemeye başladılar. İnkara döndüler. Yani bir gün iş yerimin çıkışında da beni kıstırabilirler bir köşede. Eve gelirken de kıstırabilirler. O yüzden can güvenliğim tehdit altında ve kendimizi hiç rahat hissetmiyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz şu anda.